Selam. Durağan'a Talmat'a bitiremedi yeni daireni. Ben de ilk misafirin olayım dedim. Yeni değil. Yıllardır vardı zaten. Biraz dekorasyonu falan değişti sadece. Sana. Sen bana çiçek almayı bıraktın, belki hatırlatır diye düşündüm. Bunun içinde bir de not var. O da bizi hatırlatsın diye. Okumayacak mısın? Bazen insanın anlatacak çok şey vardır. Ama konuşacak kimsesi yoktur. Ben her zaman yanında olacağım. Can. 5 Şubat. Bundan tam 3 ay önce. O zaman peşimde koşuyordun. Anlat o zaman. Dinliyorum. Notu sen yazmış olabilirsin ama çiçeği ben getirdim. Sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Ne değişti Can? Babanla bizim sırrımızı öğrendin. Daha ne olsun değil mi? Ama işte aşk her şeyi affediyor. Hem senin hafifletici bir sebebin vardı. Emir almıştın. Tamam, rica edelim o zaman. Bak. Dün akşam çok içmiş olabilirim ama hepsini kelimesi kelimesine hatırlıyorum. Annem hiç mi gönlün yoktu Kudret sana Hande'nin gönlünü yap diye sorduğunda anladım. Vardı dedin. Ben herkesi mutlu etmeye çalışıyordum. Buna kendim de dahil. Kendin olmasa bile beni mutlu ettin. Bak. Yeniden başlayalım. Bu sefer ben seni mutlu edeceğim. Ben inanıyorum, önümüzde çok güzel zamanlar var. Çok güzel bir gelecek bekliyor bize. Peki senin bana gönlün var mıydı Hande? Ne bu şimdi? Ha. Tabii. Nikah masasında bırakıldıktan sonra nasıl oldu da bana gönlünü kaptırdın diye mi soruyorsun sen şimdi bana? Öyle bir şey demiyorum. Sadece... Yok yok yok. Anladım ben. Anladım. Efe ile 4 yıl aşk yaşadıktan sonra nasıl oldu da bir anda bana aşık oldun diye soruyorsun değil mi? Ben sadece gönlün var mıydı diyorum. Sence de bu önemli değil mi? Yoktu. İşime geldi yanımda olman. Ama... Tamam. Anladım. Ben keşke hiç gelmeseydim ya. Yani bunun böyle sonuçlanacağını ben hiç düşünmedim ki. Ne yani, sen şimdi kullanıldığını falan mı hissediyorsun? Hande. Lütfen beni yalnız bırak. Bunu istiyordun zaten değil mi? Bir nedene ihtiyacın vardı, buldun işte nedenini. Zaten bana aşık da değilsin. Artık vicdan yapmana da gerek yok.